Tabii. Kayda başlıyorum. Sevgili Defne Hocam, merhabalar. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Sağ olun. Sevgili Semer Şef, ben çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Ne güzel, hiç değilse yüz yüze olmasa bile böyle çevirim içi beraberiz. Evet. yüzünü görmek böyle benim için çok mutluluk kaynağı. Buna da razıyız. Çevrim içi olmak bile yeterli yani. Defne Hocam. Az kaldı, az kaldı. Ümit ediyorum en yakın zamanda okulda da seni göreceğiz. Bizim öğrencilerle beraber olacaksın diye ümit ediyorum. Evet, ayın 12'sinde çok güzel bir sohbetimiz olacak. Her sene size konuk olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Teşekkür ediyorum. Şimdi Defne hocamızdan ben üniversite öğrencilerimiz, seçim yapacak olan öğrencilerimiz için bilgiler almak istiyorum. Benim mezun olduğum okul Cordon Bleu. Gerçi ben mezun olduğumda Türkiye'de yoktu. Ben Paris'ten mezun oldum. İrtibatımız da hala devam ediyor. Aslında bu da okulla ilgili bence önemli bir gösterge. Ben 2000 yılında okula gidip mezun olmuştum. 2000 yılından beri Türkiye'de, ki biz tanışmıyorduk tabii ki Defne Hanım'la, İrtibatı tekrar başlattık. Okulun devamlılığı böyle güzel bir şey. Hala da çok güzel işbirliklerimiz sürüyor. Ben sözü uzatmadan sizden bilgileri almaya başlamak isterim Defne Hocam. Bize okulunuzdan biraz bahsetmek rica edeceğim. Öğrencilerimiz okul... Memnuniyetle Semen Evet. Şöyle, sizin de belirttiğiniz gibi, sizin de mezun olduğunuz gibi Le Cordon Bleu, Özyeğin Üniversitesi çatısı altında ve 2012 yılında Türkiye'de açıldı. Ve bu çerçevede hem üniversite öğrencilerine, 4 yıllık üniversite öğrencilerimize gastronomi ve mutfak sanatları programına hizmet veriyor Le Cordon Bleu. Hem de sertifika programları var. Bu işte sizin de belirttiğiniz gibi Paris'te, Londra'da, Madrid'de olduğu gibi. Aynı müfredatı sertifika programlarında bu ülkelerle aynı müfredatı takip ediyoruz. Ve 3 modülden oluşuyor. Temel, orta, üstün olarak devam ediyor. Ve isteyenler Türkiye'de bu sertifika programına başlayıp 2. modülü isterlerse Londra'da, 3. modülü isterlerse Paris'te alabiliyorlar. Ve tahmin ediyorum sertifika programında da 1500'ün üstünde sertifika verdik. Bu önümüzdeki sene de 10. yılımızı kutluyor olacağız zaten. Ama tabii şöyle bir durum da var. Evet, işte sizin gibi bu mesleğe ilgisini daha sonra keşfedenler, 4 yıllık bir üniversiteyi tekrar okumak istemeyenler için sertifika programları gerçekten çok yoğunlaştırılmış, tamamen tekniklere adanmış bir program. Ama ben tabii daha genç olanların muhakkak üniversite programına yazılmalarını, üniversite programları için kazanmak üzere hazırlanmalarını arzu ediyorum. Ve belirttiğim gibi 2012 yılından beri de Özyeğin Üniversitesi'nde gastronomi ve mutfak sanatları programımız devam ediyor. Bunda da şöyle biraz ders içeriklerinden isterseniz bahsedeyim. Bu aslında bazen aşçılık okulu gibi düşünülüyor. Evet, aşçılık okulu. Ama sizin de çok iyi bildiğiniz gibi eksekutif şef dediğimiz kişi bir yöneticidir. Onun için üniversitede aldığınız, eğer böyle bir kariyer planlıyorsanız, üniversitede aldığınız eğitimin çok iyi mutfak altyapısı olması gerekir. Ama en az bir o kadar da işletme altyapısı, işletme temeli olması gerekir. Çünkü bu eksekutif şef dediğimiz kişi pazarlamayı yapar. Mesaileri kontrol eder, işe alımları denetler, maliyet analizini yapar, menüleri oluşturur. Yani aslında oldukça maliyetler, rakamlar, bütçeler, bu alanlar da var. Onun için bazen öğrencilerimiz zannediyor ki biz işte gastronomiyi seçtik, gastronomiye gireceğiz, sadece mutfakta yemek yapacağız. Hayır, öyle değil. O da çok önemli. Ve programımızda 1000 saatin üstünde mutfak eğitimi var. Yani çok yoğun bir mutfak eğitimi olan aslında bir programlardan biriyiz biz üniversite olarak baktığımızda. Biraz da yoruyoruz öğrencileri. Ona hazırlıklı olmaları lazım. Çünkü siz de çok iyi biliyorsunuz, gül bahçesi vaat etmiyoruz. Yani gerçekten fiziksel bir gücü de gerektiren bir meslek seçmiş olacak öğrencilerimiz.
haftada 18 saat, 12 saat mutfak dersleri oluyor öğrencilerin. Yani o yüzden gerçekten biraz böyle severek de gelmek lazım. Ama bunun yanı sıra gıda bilimi okuyorlar, beslenme okuyorlar, pazarlama okuyorlar, insan kaynakları okuyorlar, hukuk okuyorlar, çok önemli. Muhasebe, finans ve diğer çeşitli eğlenceli seçmeli dersler de var tabii. İşte Anadolu'nun ürünleri, Türk mutfağı, mutfak kültürü. Yani gerçekten çok geniş bir yelpazede eğitim almalarını önemsiyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi gastronomi multidisipliner bir alan diye bakıyoruz. Tabii üniversitede olmanın başka avantajı ne? Farklı bölümlerden de seçmeli dersler seçebiliyorlar. Onun için hani çok çok özeniyoruz biz aslında öğrencilerimiz için. Onların da bunu açmak ve onların da daha bilgiyi almaya yakın olmalarını ümit ediyoruz. Çok güzel açıkladınız. Hoca dersler böyle. Biraz izin verirseniz herkes aslında daha mutfak dersleriyle ilgili biraz da mutfak derslerinden bahsedeyim. Tabii, çok iyi. Uluslararası bir eğitmen kadromuz var. Bu eğitmen kadromuzda şu anda iki İsviçreli, bir Belçikalı, bir İtalyan, bir Fransız, bir Türk şefimiz var. Biraz fıkra gibiyiz yani gördüğün gibi. Ama yani bunu da çok önemsiyoruz. Eğitimleri sırasında öğrenciler farklı şeflerin vizyonlarını görme şansı oluyor. Ama şu da tabii, şunu da koymak lazım. Hepsi aslında Le Cordon Bleu müfredatını takip ediyor. Yani 2012 girişli bir öğrencimizle 2018 girişli öğrencilerimiz şeflerin donanımına göre farklı bir şey öğrenmiyorlar. Müfredat her zaman aynı. Ama tabii her yiğidin ayrı bir yoğurt yiyişi olduğu için her şefin de farklı bir dokunuşu oluyor. Siz de ders verdiğiniz için aslında tahmin ediyorum sizde de öyle oluyordur. Bu iş dipsiz bir kuyu Defne Hocam. Dediğiniz gibi herkesin ayrı bir yoğurt işi var. Akıl akıldan üstün, tecrübe tecrübeden üstün. Ben her zaman söylerim farklı vizyonlarda insanlarla çalışmak büyük bir avantajdır. Herkesten başka bir şey öğrenirsiniz. Herkes aynı keki yapar, herkes başka bir şekilde yapar. Hepsi de güzel olur. Bu mümkün. Dolayısıyla bence çok çeşitlilik önemli bir şey, faydalı bir şey. Ve çok güzel özetlediniz. Gül bahçesi yok, kanter ve gözyaşı. Ben bu bölümü seçecek öğrenciler için hep şu kriterleri göz önünde bulundurmalarını söylerim. Herkes tatil yaparken siz çalışacaksınız. Yılbaşında çalışacaksınız, bayramda çalışacaksınız. Bu iş çok strese dayanıklı olmanızı gerektiriyor. Çelik gibi sinirleriniz olması gerekiyor. Çünkü sizin bir tabağı yetiştirmek için, bir servisi yetiştirmek için bütün günü uğraşıp en son 10 dakikada zamanında bunu teslim etmeniz gerekiyor. Üçüncüsü de fiziksel sağlıklarının iyi olması lazım. Güçlü yapıda nazik nazenin insanlara çok uygun olmadığını düşünüyorum. Güçlü yapıda insanlar olmaları gerektiğini düşünüyorum. Kız öğrenciler için de böyle, erkek öğrenciler için de böyle. Ama çok da tatmin edici bir meslek. Her meslekte olduğu gibi seviyorsanız git konuş bence şeklinde gidip seviyorlarsa bunu okumaları lazım diye düşünüyorum. Peki hocam öğrenci Evet, buyurun. bir ekleme yapabilirsem eğer söylediklerinize, ben şef değilim biliyorsunuz. Ben sektörde 20 küsür sene restorancılık yaptım ve işte kendi restoranlarım ya da müdürlük yaptım. Hep yani ön taraftaydım. Bu aslında hizmet sektörünü seçtiğimizde gerçekten bu yoğun saatlere, insanların eğlendiği saatlerde çalışmayı kabul etmemiz gerekiyor. Ama hep de şunu söylüyorum, ben kendi tarafımda yani front of the house ön tarafı hep o kadar sevdim ki, restorancılığı o kadar sevdim ki, operasyonu hep çok sevdim. Bir gün işe gidiyormuşum gibi hissetmedim. Yani o yüzden eğer öğrenciler bunu gerçekten seviyorlarsa o gücü bulacaklar. Yani aslında o tava sallamanın adrenalini de bambaşka, o alakarta yetiştirmenin heyecanı bambaşka. Ama sevmek lazım. Ama diğer yandan da eğer şöyle, üniversitede şuna çok önem veriyoruz. Bunu aslında beraber daha önce de konuşmuştuk.
her mezunumuzun da aşçılık kariyeri yapmasını beklemiyoruz. Çünkü gerçekten çok geniş bir alanda eğitim veriyoruz. Dediğim gibi işletme konusunda çok derin bilgiler veriyoruz. Sürdürülebilirlik konusunda eğitim veriyoruz. Entrepreneurship, girişimcilik konusunda çok eğitim veriyoruz. Yani bu çerçevede aslında mezunlarımız mutfakta aşçılık kariyerini seçmeseler bile yiyecek içecekle ilintili herhangi bir alanda çalışabilirler, yönetici olabilirler ya da bir yiyecek içecek müdürlüğü otellerde seçebilirler. Ama ben hep öğrencilerime şunu söylüyorum, sizin hiç düşündüğümüz en minimum kariyer planlaması eksekutif şeflik. Eğer öyle bir kariyer planlıyorsa işte şef owner, yani kendi yerini açacak olan bir işletmeci. Ya da otelde buna devam ediyorsa işte mesela Swiss Hotel'in şimdi genel müdürü aşçılık geçmişi olan bir genel müdür. Otelde bir genel müdür olmalarını ya da belki işte onun gibi bir bölge Asya işte Orta Doğu bölge başkanı başkan yardımcısı olması falan, yani böyle yüksek hedefler aslında öğrencilerimize düşünüyoruz. Ama şunu da söylemek lazım, bunu belki yeri mi bilmiyorum, belki daha sonra da konuşurduk ama mezun olduktan sonra hemen şef olmuyor hiç kimse. Herkes komi olarak başlıyor ama iyi bir eğitim almamış ya da altyapısı iyi olmayan alaylı da olsa bir şef, belki bir aşçı, belki 5 yılda gideceği süreyi derslerine özen göstermiş, ilgisi olan, çalışkan bir öğrenci 2 yılda bu süreyi aşıyor. Tabii. Bir ekleme yapmak isterim. Katılıyorum bütün söylediklerinize. Yabancı dilin de çok önemli olduğunu ben düşünüyorum. Eminim siz de katılacaksınız. Bu işin literatürü dünyadaki birçok işte olduğu gibi İngilizce veya Fransızca, ne derseniz. Hani dünya mutfağı dediğiniz zaman yabancı dil bilmek zorundasınız. Ve bu sizden daha iyi olmasa bile başka birisini sizin önünüze geçmesine sebep olabiliyor. Yabancı dil biliyor olması. O yüzden öğrenciler mutlak surette bir yabancı dili çok iyi bilmek zorunda bence. İngilizce artık universal bir dil oldu. Ama Fransızca, Almanca ne olacaksa bu mutlaka bir dil bilmeleri lazım diye düşünüyorum. Ve bir dil öğrenmek için son fırsatları okul aslında. Hayat başladıktan sonra o dili öğrenmek çok zor oluyor. Peki hocam. Sever şefim, çok haklısınız. Ben hep bunu şeyden söylerim. Çırağan Sarayı, Kempinski Executive Şefi Sezaios'la bazen böyle bizim de okulumuzu ziyarete gelir. Özellikle işte bu tanıtım günlerinde liseli öğrencileri de pandemi öncesi okula ağırlayabildiğimizde Sezaios'la da sağ olsun gelir. Ve o da aynı sizin söylediğinizi söyler. İyi aşçı, becerikli aşçı 10 binlerce. Ama İngilizce bilen iyi aşçı 1000 tane. Bu 1000'in içine girmek lazım ki kariyerinizde ilerleyebilirsiniz diye. Burada şunu o zaman belki burada bir altını çizelim mi? Öğrenciler üniversite seçimlerini yaparlarken aslında dile de önemseyen üniversiteleri seçmeye çalışmalılar. Eğer mümkün olmuyorsa muhakkak üniversite sırasında dışarıdan dillerini desteklemeliler. Bizim tabii üniversitede zaten şefler de uluslararası şefler olduğu için ve eğitim dilimiz tamamen İngilizce olduğu için mezunlarımız İngilizceye çok hakim mezun oluyorlar. Eğitim sistemimizde Le Cordon Bleu müfredatını uyguladığımız için siz gayet iyi hatırlıyorsunuz. Fransızca terminoloji, mutfak diline de hakim olur öğrencilerimiz. Yemeklerin ismini hem Fransızca hem İngilizce biliyor olurlar. Terminolojiyi hem Fransızca hem İngilizce biliyor olurlar. Zaten bu terminolojinin önemli bir kısmı Fransızcadan zaten dilimize geldiği için orada da bence biz biraz avantajlıyız. Ama dil çok önemli çünkü belki onu soracaktınız, izin verirseniz şimdi ona da değineyim. Özellikle yurt dışı stajları için yabancı dil şart. Yabancı dili olmayan bir öğrencinin yurt dışına gitmesi söz konusu bile olamaz. Eğer bu yurt dışı biraz işte Belçika,
Fransa gibi olacaksa biraz Fransızca bilmek gerekiyor. Biraz öyle Fransızlar. Bilseler de İngilizceyi pek konuşmuyorlar. Evet. Evet. Yani şöyle de bir tarafı var hocam. İngilizce dedik, evet. Ama onun dışında da ben öğrencilerimizin gönlümde yatan aslan her zaman memleketlerine faydalı olmaları. Tabii ki bu ülkeye çok güzel kazanımlar getirsinler. Gastronomik anlamda, işletmecilik anlamında ne olursa. Ama bunu yapabilmek için iyi bir vizyona sahip olmaları gerekiyor. Ve bu vizyonu da dünyanın çeşitli yerlerinde çalışarak kazanabiliyorlar. O yüzden benim her zaman tavsiyem gençken yurt dışına çıkın. Ondan sonra geriye gelirsiniz ve buraya faydalı olursunuz. Yurt dışına çıkacaksanız yabancı dil bilmek zorundasınız. Maaşınızın fazla olmasını istiyorsanız yabancı dil bilmek zorundasınız. Kariyerinizde çabuk ilerlemek istiyorsanız yabancı dil bilmek zorundasınız diye düşünüyorum. Çok çok doğru söylüyorsunuz Semen Şefim. Şöyle stajlardan da bahsedersek aslında üniversitede ikinci sınıftan üçüncü sınıfa giderken minimum 60 günlük, üçten dörde geçerken gene minimum 60 günlük iki stajımız var. Bir de dönem içi stajımız var. O da 100 günlük bir staj. Maalesef tabii pandemi döneminde öğrencilerimiz pek yurt dışına çıkamadılar geçtiğimiz sene. Fakat yurt dışına giden, stajlarını yurt dışında yapan çok öğrencimiz var. Bunu da açık söylemek gerekirse bizim desteğimize bile ihtiyaç duymuyorlar. Özellikle böyle belli başlı bazı şefleri takip ediyorlar. Ve Özyeğin Üniversitesi Le Cordon Bleu'de okuyorum diyorlar. Le Cordon Bleu uluslararası bilinen, tanınılığı olan bir eğitim kurumu olduğu için yabancı şefler de seviyeleri konusunda bir endişe duymuyorlar. Çünkü çok standart teknik eğitime sahip bir kurumdan geliyorlar. Onun için işte Peru'da, İspanya'da, Amerika'da, Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da staj yapan birçok öğrencimiz oldu. Hı hı. Bir diğer konu, bunu zaten herkes yapabilir, onu da söylemek istiyorum. 4 yıllık programı bitirdikten sonra J1 vizesiyle Amerika'ya gitmek mümkün. Ama gene işte söylediğiniz gibi dil önemli. Bir de iyi bir eğitimden geçmiş olmanız lazım ki bu vizeyle gene ya Michelin yıldızlı bir restorana ya 5 yıldızlı bir ünlü bir otelin ünlü bir restoranına gidebilmek için tabii yine bazı beklentiler var ama vizeler tekrar Amerika'ya açıldı şu anda. 4 yılını bitiren birçok öğrencimiz de bizim Amerika'ya J1 vizesiyle 1 yıl çalışmaya gidiyorlar. Çok çok önemsiyorum. Yani her öğrencimizin bir yurt dışı tecrübesini yaşayıp ondan sonra Türkiye'ye geri dönmesi benim için de çok kıymetli. Peki stajlarda okulun bir desteği oluyor mu? Yani nereye staja gidileceğine dair bir seçenek sunuyor musunuz? Bağlantı kuruyor musunuz? Onu da biraz açıklayalım evet. İsterseniz. Memnuniyetle. Türkiye'deki stajlar için bizim bir kariyer günümüz oluyor. Hatta yılda iki kere oluyor. Buraya tabii pandemi döneminde online yapmak zorunda kaldık ama onu da çok başarılı oldu. Pandemi öncesinde de farklı kurumlar üniversitemize geliyor. 50 mertebesinde hem 5 yıldızlı oteller hem fine dining restoranlar okulda misafirimiz oluyor. Öğrencilerimiz yüz yüze CV'lerini sunarak oradaki insan kaynakları yöneticileri ve şeflerle görüşerek yaz stajlarını ve hatta mezuniyetten sonra iş imkanlarını konuşup böylece hem stajı hem işe yerleşme imkanı buluyorlar. Hı hı. Yurt dışındaysa genelde şöyle oluyor. Gitmiş öğrencilerimizden öğrencilerimizin gittiği yerlerden hep çok pozitif geri bildirim alıyoruz. Ve onlar soruyorlar hani gönderecek misiniz bu sene öğrenci var mı diye. Onlarla da iletişim halinde oluyoruz. Ve bu ülkelere gitmek isteyen öğrencilerimizi de buralara yönlendiriyoruz. Ve zaten hep yabancı şeflerle çalıştıkları için, o tekniklere alışık oldukları için pek de zorlanmıyorlar. Şunu ama söylemek isterim Seven Şefim, siz de yurt dışında bulundunuz. Yurt dışındaki stajın da kolay olduğunu asla zannetmesinler. Sabah başlıyorlar, arada iki saatlik boşluk oluyor, gece yarılarına kadar devam ediyor. Evet haftanın iki günü belki ama hafta içi bu antrakt dediğimiz sistemde
14-16 saat aslında tesisin içinde olmaları gerekiyor. Ama yani çok önemli bir deneyim. Onun için gençlikte biraz sürünülür diye düşünüyorum. Yapacak bir şey yok. Kesinlikle katılıyorum. Bu işler gençken yapılıyor. Gençlik enerjisiyle yapacaklar. Onların enerjisiyle bakın biz de genç kalıyoruz. Gençlerin enerjisiyle gençken bu işler yapılıyor. Ne ekerseniz onu biçiyorsunuz gençler. Yani yorulmadan okuyayım, aman hiç sıkılmayayım. Öyle bir beklentiniz varsa bu bölümler size uygun bölümler değil. Bu kariyerler de size uygun kariyerler değil. Masa başı kısmını seçmek imkanınız var tabii ki. Oturursunuz, idari tarafında çalışabilirsiniz. Akademisyen olabilirsiniz. Ama mutfakta bilfiil gıda ile uğraşıp çalışacağım diyorsanız kanter ve gözyaşı. Başınızı baştan gözünüzü korkutalım da gerçekten seviyorsanız o zaman gelin. Kimse sükut hayali uğramasın. Defne hocamın da belirttiği gibi o kadar geniş bir yelpaze var ki, hatta siz konuşurken aklıma geldi, unuttum söylemeyi, şimdi onu da belirteyim. Kurumsal, uluslararası gıda üreten şirketlerde de çalışabilirsiniz. Yani büyük gıda firmalarının araştırma mutfakları var. Oralarda da şef olarak çalışabilirsiniz. Bence bu da çok güzel bir kariyerdir. Hem kurumsal tarafınız olur, hem araştırmacı tarafınız olur. Yelpaze çok geniş. Bir de şunu da hatırlatayım ben yeri gelmişken, aklıma gelmişken. Bu iş için çok temel, yani aşçılık mesleğini yapabilmek için çok temel bazda da olsa matematik, fizik, kimya ve biyolojiyi biliyor olmanız lazım. Zannetmeyin ki biz işte sosyal bilimlerle geldik, hiç matematikle işimiz olmayacak, fizik bizim neyimize, öyle bir şey yok. Her zaman ilk derste söylediğim konudur. Fizik, kimya, matematik ve biyolojinin temellerini biliyor olmanız lazım. Biz size kimya formülü öğretmiyoruz günün sonunda ama yaptığınız her işin içerisinde fizik var. Yaptığınız her işin içinde matematik var. O yüzden bunları da aklınızdan çıkarmayın diyelim sevgili öğrencilere. Hocam ben şunu da sormak isterim. Okul seçerken öğrenciler sizce neye dikkat etmeli? Bir soruyu daha birleştireyim. Sizin okulunuzun mutfak imkanları nelerdir? Yani öğrenciler şuna bakıyorlar, işte kaç tane ders varmış vesaire. Bence onun dışında çok etkili olan faktörler var. Az önce de denilemesine bahsettiniz. Hocalarınızın tecrübesi, internasyonel olması. Ama ben lafı uzatmayayım, size bırakayım. Öğrenci seçim yaparken tabii ki herkes imkanına göre seçim yapacak. Bu işin maddi boyutları da var. Öğrenciler sizce nelere dikkat etmeli? Bir de sizin mutfaklarınızın imkanları. Tabii. Semen Şef'im şöyle, tamamen aslında siz en önemli noktayı bence dile getirdiniz. Herhangi bir üniversite programı seçerken, bu ister gastronomi olsun, ister mühendislik olsun, bu eğitimi veren hocalar kim? Buna bakmak lazım. Bence araştırma yaparlarken muhakkak girsinler, veren eğitmenlerin geçmişlerini incelesinler. Mümkünse ne kadardır o kurumda devam ettiklerine de baksınlar. Çünkü bu eğitmenlerin aynı kurumda süreklilik göstermesi de o kurumun aslında ciddiyetini gösteren bir yaklaşımdır. Böylece eğitmenden eğitmene müfredat değişmemiş olur. Onun için hani muhakkak bu eğitmen part-time de olabilir, full-time de olabilir ama devam ediyor mu? Aynı yerde birkaç senedir bu hocamız var mı yok mu? Bence buna bakmaları biraz ufak bir tüyo verir onlara. Bunun dışında gastronomi özeline baktığımızda bizim tabii programımız bir yurt dışı programıyla aynı olduğu için teknikler ve çeşitlilik çok fazla. Yani malzeme ile ilgili hiç problemimiz yok. Her öğrencinin önüne o ders bonfile işleniyorsa bonfile, istakoz işleniyorsa istakoz, ondan sonra eğer pastacılıkla ilgili vanilya konulması gerekiyorsa vanilya, yani işte ben şefim ne kadar pahalı olduğunu biliyordur vanilyalı. bu anlamda tabii malzemeden de feragat etmemek gerekiyor. Çünkü ancak görerek, koklayarak, buna birebir dokunarak bu eğitimi alabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra biraz mutfaklardan bahsedecek olursak, şu doğru değil. İşte Türkiye'nin en büyük mutfağına sahibiz.
Hayır, tam tersine mutfakların küçük, öğrenci sayısının az olması lazım ki birebir şeyler sizle ilgilenebilsinler. Aynı sınıfa işte 30-40 öğrenci giriyorsa o zaman her yani bir eğitmenin böyle bir pratik ortamda her birinize aynı ilgiyi göstermesi çok zor olacaktır. Bizim bu anlamda sınıf sayılarımız 16 kişi mertebesinde. Pandemi yüzünden 8'e düşmüştük. Ümit ediyoruz işte bu aşıdır vesairedir. Bunlarla tekrar 16 seviyesine gene çıkarız. Ama 17. kişi, bu arkamda şu anda fotoğrafını gördüğünüz sınıflarda 17. kişi o sınıfa girmez. Bazı başka alakart dersimiz var. Bu alakart derste grup grup. Hocam bağlantımız galiba. Geri geldi. Buyurun. Bağlantı gitti geldi. Evet, bir koptum geri geldim. Çok çok özür dilerim. Bu çerçevede kişi sayısı da önemli. Yani lütfen bir eğitim kurumu Türkiye'nin en büyük mutfaklarına sahibiz. İstanbul'un en büyük mutfaklarına sahibiz. Bu anlamlı değil. Bir de kaç mutfak var. Bu biraz anlamlı. Şu anda Le Cordon Bleu Mükemmeliyet Merkezi'nde 3 tane pratik mutfağımız var. Biri mutfak, biri pastacılık, biri çok amaçlı mutfak hem pastacılığı hem mutfak dersini verdiğimiz. Bunun dışında bir uygulama restoranımız var. Uygulama restoranımızın mutfağı var. Tabii ki çok istasyonlu o da. Bir de bunun dışında auditorium düzeninde, gastro auditorium dediğimiz bir mutfak dersliğimiz, mutfak altyapılı bir dersliğimiz daha var. Bunlar önemli. Yani biraz bunlara bakmanız lazım. Bizim dediğim gibi uygulama restoranımız olduğu için ve bu restoran sadece ders varken açıktır. Yani bu bir ticari restoran, işte bir yandan da orada çalışıyorsunuz gibi, bunun için stajlarınız var. Ticari kısmı da çok önemsiyorum. Hele ki ben maliyet ve planlama dersini veriyorum, onun için tabii ki çok önemsiyorum. Ama bizim üniversitedeki uygulama restoranımız sadece ders varken açıktır. Dışarıdan ders varken misafir kabul eder. Ama onun dışında farklı bir amacı yoktur. Tek amacı bu bir dersliktir ve tek amacı o dersi en iyi şekilde verebilmektir. Bu şekilde bence bakmak lazım. Tabii bunun yanı sıra sırf Semen Şefim'in en başta söylediği gibi sadece mutfak dersleri de yeterli değil. Başka ne dersler veriliyor, ne gibi imkanlar var? Bunlara muhakkak bakmak lazım. Semen Şefim, burada izin verirseniz bir ufak noktayı daha dile getirmek istiyorum. Bu Le Cordon Bleu ve Özyeğin Üniversitesi'nin birlikteliğiyle ilgili. Eğitim dilimiz İngilizce, bunu söyledik. Eğer İngilizceniz yeterli değilse hazırlık okuyacaksınız. 2 seneye kadar hazırlık okunabilir. Mezun olduğunuzda ise hem Özyeğin Üniversitesi diplomasını alacaksınız hem de Le Cordon Bleu'nun uluslararası olarak, yani onlarda kayıtlı numaraları Cordon Bleu uluslararası tarafından takip edilen Diplôme de Gastronomie et Restaurant Management diplomunu alacaksınız. Bu da bir sertifikadır, bir belgedir. Yani çift belgeyle mezun oluyorsunuz. Bir tanesi üniversite diplomanız, bir tanesi de Le Cordon Bleu'nun size verdiği belge. Onun için orada da hani bir yanlış anlaşılma olmasın. Cordon Bleu'nun verdiği belgenin adı diplomdur. Ama o bir diploma değildir, o bir sertifikadır. Çünkü Türkiye'de YÖK kurallarına göre diplomayı sadece üniversite der. Yüksek eğitim kurumları verir. Onu da bir belirteyim. Ama tabii ki Özyeğin Üniversitesi diplomasıyla da mezun olacaksınız. Ve ister akademik kariyer, gene Semen Şefim'in belirttiği gibi, ister akademik kariyer seçersiniz, yüksek lisans, master, doktora, bunlara devam edersiniz. İsterseniz sektöre geçersiniz. Sektörde gönlünüze göre bir kariyer planlayabilirsiniz. Çok iyi oldu bunu açıkladığınız. Sizin kurumunuzla ilgili bu bir soru işareti olabiliyor. Kafa karıştırabiliyor daha doğrusu. Çok netleşti, çok iyi oldu. Teşekkür ederim. Seçim yaparken ben de bir katkıda bulunayım. Öğrenciler şeflerin geçmişlerine de çok dikkat etmeliler. Yani şeflerin öğretmen olarak, eğitmen olarak
geçmişleri, sizin belirttiğiniz kısım önemli olduğu kadar onun dışındaki kariyerleri de önemli. Çünkü bizler profesyonel hayatta ne yaptıysak, neyde uzmanlaştıksa size onları öğretebiliriz öğrencilere. Ona bir baksınlar. Bir de her üniversitenin benim gördüğüm hocam farklı bir eğilimi oluyor. Kimi üniversiteler Türk mutfağına ağırlık veriyorlar ki bu da çok güzel bir şey. Kimi üniversiteler uluslararası mutfaklara. Kariyer planı yaparken bu çok önemli olacak önlerinde öğrencilerin. Ona da dikkat etmeleri bence önemli. Siz de katılırsınız herhalde. Yani bazı üniversiteler internasyonel eğitim verirken bazıları Fransız mutfağı ağırlıklı, bazıları işte Türk mutfağı ağırlıklı gibi eğitim veriyorlar. Bir noktada sizin belirttiğinizde çok katılıyorum. Eğitmen şeflerin eğitmenlik geçmişi de çok önemli. Biz ne kadar pratik yaparsak, biz ne kadar bilgiliysek size o kadar bir şey verebiliriz. Bu konuya da dikkat etmelerinde fayda var diye düşünüyorum. Okullarında mutfaklarının ne kadar büyük olduğunun hiçbir anlamı yok. İçindeki teknik ekipman ve içinde bulundurduğu eğitmenlerin yetkinlikleri çok önemli. Teknik ekipman da bir yerde çok önemli. Çünkü biliyorsunuz ben birkaç okulda çalışıyorum. Sizinle işbirliğimiz var. Birçok şeyi görme fırsatım oluyor benim. Sizlerden farklı olarak. Yani teknik ekipman şöyle dersi yaparken 5 kişi durup da bir kişinin yapışını seyrediyorsa ondan size bir fayda gelmez. Hepinizin birebir o yemeği yapıyor olması lazım. Yani bir pasta yapılacaksa, diyelim Napolyon pasta yapılacak, her öğrencinin o Napolyon pastayı yapması lazım. Ben kremasını yapayım, öbürü de milföyünü yapsın demekle bu iş olmaz. O yüzden buna çok dikkat etmeniz lazım. Bence en önemli konu bu. Çünkü duyuyorum ben, başka yerlerde de duyuyorum. Tabii ki bu bir imkan meselesi. Ama işte şef yaptı, biz seyrettik. Ondan size fayda gelmez. Peki hocam, puan durumları ile ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Tabii, memnuniyetle. Bu arada ona geçmeden önce Semen Şef'im çok haklısınız. Tabii biz bunu böyle doğrusu zaten bu diye kabul ettiğim için ben bunu belirtmedim. Her öğrencinin kendi istasyonu olur bizim sistemimizde de. Her öğrencinin, yine arkadaki resme refere edeyim, her öğrencinin kendi tencere tavası olur, bunları kullanır. Yani ben aman başkasının önce tavaları ben yakalayayım işte, matelini ben yakalayayım başkasına kalmazsa diye değil. Herkesin kendi bıçak seti, herkesin kendi tenceresi, kendi tavası, kendi ocağı, kendi fırını olur. Şey hariç, taş fırınları paylaşırlar evet ya da kombi fırınları paylaşırlar ama gene de hani altta normal şey tezgah altı fırınları olur. Bu çok önemli. Yani aksi takdirde bunu paylaşarak yapmak pek o zaman baştan sona öğrenmiş olmuyor öğrenci. Yani dediğiniz gibi sosundan, kremasından, işte etinden, salatasından A'dan Z'ye o tabağa çıkarmalı ki tüm tekniğe hakim olmalı. Bu çok önemli. Ben onu tabii unutmuşum. Siz hatırlattığınız için teşekkür ederim. Evet, gelelim şimdi birazcık puanlara. Şöyle bu senenin kontenjanları 9 %100 bursluğumuz var. 28 %50 bursluğumuz burslu imkanı var. 26 da bursuz kontenjan var. Yani toplamda 63 kontenjanımız var. Bursuzda şöyle bir güzel kısım var. Pandemi nedeniyle biliyoruz ki herkes biraz zorlandı. İlk 300'e giren ve ilk 5 tercih içinde gastronomiyi yazana da %20 bir pandemi destek bursu var. Onun için evet şimdi bir sınavlar oldu. İnşallah herkes güzel güzel puanlar kazanmıştır. İnşallah burslu girerler. Ama eğer işte %100 bursu olmuyorsa bile vallahi ben okurken bir yandan çalıştım. Bu öyle bir meslek ki belki birinci sene olmaz ama birinci seneden sonra biraz alışkanlık olduktan sonra çalışmak mümkün. Başarı bursları mümkün. Saatli öğrenci çalıştırıyoruz. İşte Cordoblo üretim mutfağında her dönem 5-6 öğrenci saatli ücretli çalışır. Onun için hani hedefler için bazen
biraz dişi sıkmak gerekebilir. Burada da çünkü şöyle, geçen sene %100 bursluyu kabaca 1200'ün içinden aldık. Yani sözelden alıyoruz. 249. Türkiye 249.'su birinci olarak girmişti. Yani ilk 1200'e girmek gerekiyor %100 burs için. %50 burs için de kabaca ilk 50 bine girmiş olmak gerekiyor. Ama sorun değil. İlk 300 bine girip burslu kategoriler olamasa da hiç değilse %20'lik bir burs desteği de var. Tamamdır. Buna göre herkes puanlarını ayarlayacak artık. Bakacaklar. Sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Buyurun. Müjde de verebilir miyim Semer Şef'im? Şimdi az önce Türk mutfağından bahsettiniz. Bunu da ilk kez siz de duyurmuşsunuz o zaman. Bizim üniversite programımızda zaten Türk mutfağı dersi de var. Fakat Ocak 2022 Ocak ayından itibaren sertifika programımızda Türk mutfağı eğitimi vermeye başlıyoruz. O bizim için çok heyecan verici bir şey çünkü Le Cordon sistemine işte şeyde İspanya'da Madrid'de İspanyol mutfağı var. Niye Türk mutfağı olmasın dedik. Onun için artık aslında Le Cordon Bleu İstanbul'da sertifika programında da bir Türk mutfağı eğitimi olacak. Gene uluslararası bir program olacak tabii bu. Ümidim burada bizi dinleyen tüm adaylar üniversite konusunda başarılı olurlar ve öğrencilerimiz olurlar. Ama eğer üniversite imkanı olmazsa sertifikaya devam etmek de her zaman bir opsiyon olabilir. Bu çok güzel bir haber. Ben çok sevindim. Türk programının olmasına çok çok güzel olmuş yani. Tüylerim ürperdi. Çok hoşuma gitti. Peki Defne Hocam, varsa başka söylemek istediğiniz bir şey dinleyelim yoksa toparlayalım yavaş yavaş. Ne dersiniz? Toparlayalım. Şöyle de söyleyelim isterseniz. Le Cordon Bleu Instagram sayfasından Cordon Bleu'nun yaptığı birçok online etkinlik var. Birçok ücretsiz gastro şovlarımız var. Birçok değerli mezunlarımızla sohbet ettiğimiz programlarımız var. Onun için bunları takip edebilirler. Aynı zamanda Özyeğin Üniversitesi'nin de otelcilik ve gastronomi Instagram hesabı var. Onu da izleyebilirler ve çeşitli bilgileri oradan alabilirler. Bence bu kadar. Ama herhangi bir soruları olursa muhakkak bize mail atsınlar. Şu anda tanıtım günlerindeyiz zaten. Okulu ziyarete gelebilirler randevu alarak. Pandemi yüzünden onunla da biraz titiz davranıyoruz. Ama öğrenci adaylarımızla tanışmayı, görüşmeyi çok isteriz. Buna vesile olduğunuz için de size çok çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Böyle detaylı konuşma fırsatı her zaman olmuyor. İlgisi olan arkadaşlar umarım keyifle izlerler. Bir faydamız olmuş olur bize de, onlara da bizim. Çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bütün öğrencilere de önlerindekini okurlarsa okusunlar. Hayatlarında çok güzel günler diliyorum. Hepsinin başarılı olmasını diliyorum ben de. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ olun.